Valla ben görevimin başındayım. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz son günlerde kendisiyle ilgili çıkan dedikodulara cevap verdi. Valla ben görevimin başındayım. Beni bu göreve de Bolu halkı tayin etti. Önümüzdeki dönem artık seçim dönemine giriyoruz. Bundan önce beni sevenler, dostlar, benim yerimde gözü olmak isteyenler, geçmişte de biliyorsun çok varyasyonlar yapmışlardı. Hatta belediye başkan yardımcılarım da dahil, hatta il başkanı ve milletvekilimiz de dahil olup da, hatta bir başka gazetecinin himayesi altında CHP'yi de içine atarak, hakkında yolsuzluk dosyaları hazırladı, bunları Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a, bütün bakanlara gönderdikleri, hatta bir başka dosyayla da benim çok yanlış şeyler yaptığımı gene istihbarat teşkilatından şu anda FETÖ'den içeride olanlar da dahil olacak şekilde yani emniyet istihbaratını da içine alarak hakkında çok büyük komplolar hazırlanmıştı bundan önce. Ama bunlar tabii kamuoya yansımadı. Bunlar daha çok Ankara'da benim işimi bitirmeye yönelik çalışmalardı. Tabii bunlardan bir netice alamadı bu gruplar. Hatta hatırlarsınız seçimden önce televizyon çıkıp yayın yapan ve benim ne kadar yolsuz, arsız, belediye ve imkanları cebe atan insan olduğumu ifade eden yayınları hep duymuşsunuzdur. Belki bazı haberleri de siz de yapmışsınızdır. Niye? Verilen demeci yayınlamışsınızdır. Görevinin başında olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, dedikoduların kaynağı ile ilgili iç ve dışarıda bu dedikoduların da sadece benim rakiplerim denen CHP ve diğer partilerden değil, %70'i kendi içimden, %30 dışarıdan ve müşterek kaynaklı yapıldığını söyleyebilirim dedi. Ben dimdik buradayım, ayaktayım. En çok şikayet edilen belediye başkanı Allah'a şükür benim. En çok teftiş geçiren yani İçişleri Bakanlığı'nın müfettişleri tarafından. Aynı zamanda mali anlamda Sayıştay'ın denetiminden geçen ve özel olarak şikayetler dolayısıyla bakanlıkların bizzat yaptıkları teftişler geçiren ve çok şikayetler dolayısıyla da yaptığı her davranışı hukuki olarak da süzgeçten geçiren ve birçok da mahkemeye çıkan bir adamım. Tabii bunların hiçbir tanesiyle beni yıpratamadıklarını gördüler. Bolu halkıyla benim kucaklaşmamın önüne kimse geçememekte. O zaman ne yapacaklar? Dedikodu öğretecekler. Ben geçmişte her şeyi doğru söylediğim halde benim doğru söylediğime bazen inanmadılar. Yalan itibar ettiler birçok insan. Ama ben hep söylediğimin arkasında oldum. Ben dimdik buradayım, ayaktayım. İmzamı da atıyorum, Bolu'yu da yönetiyorum. Ama iç ve dışarıda, bunların da şunu söyleyebilirim. Bu dedikoduların da sadece benim rakiplerim denen CHP ve diğer partiler değil, en az %70'i kendi içimden, %30'u dışarıdan ve müşterek kaynaklı yapıldığını söyleyebilirim. Allah onlardan razı olsun. Ama Bolular da şunu bilsinler ki Bolu'ya yapacaklarım ve Bolu'daki hedeflerim konusunda hiç canlarını sıkmasınlar. Bolu yaşanılabilir bir dünya kenti olacak. Buna imzamı atacağım Allah nasip ederse. Yeter ki Bolu halkı benim yanımda olsun.